Şarjımız da tamam. Şarj astığımız telefonu. Herkese günaydın. Şu an sabah. Ben işe gideceğim. Güneş vuruyor yüzüme. Hazırlıklarımızı yapalım. Radyo yan çıkın diyorum hep ben ya. Hala bugün müzik çalmadı. Bazen bir de müzik çalıyor ya. Haber okuyormuş herhalde. Gözlüğümüzü de temizleyelim. Oğlum diyor ki geçen. Anne diyor sen diyor. Hep diyor araba kullanırken dikkatini çekmiş. Araba kullanırken diyor gözlük takıyorsun. Neden diyor. Dedim güneş gözümü almasın diye. Yolu iyi görebilmek için. Yapıyor bana. Çocuklar farklı düşünüyorlar bazen. Evet buldum. Saçlarım henüz tam kurumadılar. O yüzden bonemi takmadım. Bonem de burada yanımda. Biraz kurusun da iş yerinde takarım diye düşündüm. Evet ilk defa araba sohbetimi izliyorsanız eğer ben hemşireyim. Bir aile sağlığı merkezinde çalışıyorum. Bazen böyle araba sohbetleri videosu çekiyorum. Normalde benim iş yerim arabayla çünkü 7 dakika sürüyor. Tam ideal bir video oluyor. Fakat geçen gün 20 dakika sürdü. Yol çok uzundu. Trafik vardı. Normalde olmuyor da işte değişikti. Neyse evet. Kendimi tanıttıktan sonra saçlarım neden ıslak? Oradan başlayayım. Benim geçen sene çekmiştim. Antalya'da sabah rutini diye bir videom var. Onun kartını da buralara bir yerlere koyarım. Bu sabah yine onu yaptık. Yeğenlerimle yaptık bu defa. O gün arkadaşımla gitmiştim o videoda. Biz daha doğrusu bir haftadır falan yapıyoruz yeğenlerimle. Onlar benden daha istikrarlı çıktılar bu sene. Çok mutlu oldum. Burada yaşıyorlar artık. Ah, kamera çok mu yukarıya? Bir dakika. Evet, daha iyi oldu sanki. Şeyi şöyle yapacağım çünkü ortası şey. Islak kurtamadım bir türlü. Ne diyecektim? Sabah 6'da gidiyoruz. 7'de dönüyoruz. İşte 7'den 8'e kadar da hazırlanıp işe çıkıyoruz. Onlar da işe gidiyorlar çünkü. Ama deniz inanılmaz güzel oluyor. Şöyle zaten Instagram hesabından beni takip edenler storylerimi ve reels videolarımı görüyorlar. Orada sabahları çekmeye çalıştığım kısacık videoları. Ya inanılmaz güzel oluyor. Eğer beni izliyorsanız ve Antalya'da yaşıyorsanız lütfen sabah hatta mümkünse 5 aslında da biz işe gidecek olunca 6'da gidiyoruz. Çünkü zaten güneş 5.30'da falan doğuyor. Aslında sahilde olup güneşin doğuşunu çekmek ne ya? Çekmeye odaklanmışım. Bakar mısınız? Güneşin doğuşunu seyredebilmek, görebilmek çok daha güzel oluyor. Çok güzel doğuş oluyor çünkü. Onun da bir videosunu çekmiştim. Bir video çekebilmiştim geçen ay Konyaaltı plajında güneş doğuşu diye. Onu da şey yaparım, kartını koyarım. İnanılmaz güzel oluyor gerçekten. Bu sene yine bir defa daha erken gidip tripodla gidip şeyi planlıyorum. Bir güneş doğuşu daha çekmeyi planlıyorum. Ama bizim bu gidişlerimizde güneş doğmuş oluyor. Zaten reels videolarımda da hikayelerimde de hani güneş yukarıda olarak görünüyor. Bayağı da yükselmiş oluyor. Yani yarım saatte bir hayli yükseliyor. Ama çok zevkli ya. Gerçekten dedim ya. Hani Antalya'da oturuyorsanız hadi gelin sabahları Konyaaltı plajında buluşalım. Çok. Bu arada sadece biz değiliz yani. Yürüyenler, denize gelenler. Hatta bu sabah çok tatlıydı ya. İki tane küçük kızları olan bir aile geldi olduğumuz tarafa.
Ya 4-5 yaşlarındalar, belki 3 yaşındalar. 6, sabah 6'da uyanıp siz denize nasıl geldiniz? Nasıl da tatlılar. Gelir gelmez, tabii çocukların her zaman şeyidir ya. Gelir gelmez daha anne baba çantayı bırakacak. Bu ikisi denize koştular. Yazık, insanlar da atıverdi çantaları. Onlar da peşlerinden koştu. Hemen çıkardılar falan, soktular denize onları. Yüzdürdüler. Nasıl mutlular, nasıl mutlular. Bir de sabah hiç dalga olmuyor. Yani eğer Antalya'ya geldiniz ve öğleden sonra Antalya plajı, Koyaltı plajına geldiyseniz, burası okyanus mu falan olabilirsiniz. İnanılmaz devasa dalgalar olur. Ama sabah denizinin öğleden sonra deniziyle hiçbir alakası yok. Belki her yerde böyledir de Koyaltı plajında, yani ben buna inanamıyorum. Sabah o, bir de çakıllı plaj, Konyaaltı plaj. Hani bazı yerlerde kum var ama ben çakıl seviyorum. Temiz oluyor, ne bileyim, daha temiz oluyor ya, aşağısı bulanık olmuyor. Hani dalgalarla birlikte denizin dibi bulanır ya biraz şeyde, kumlu denizlerde. Ama Konyaaltı plajında öyle bir durum yok. Taşlı plaj olduğu için, ama işte taşlara ayaklarınızla basamıyorsanız bir deniz ayakkabısı giymeniz iyi oluyor. Ben giyiyorum. O şekilde daha rahat yürüyorum. Diğer türlü hani taşlara basarken biraz canınız yanabiliyor. Ya da yürüyemeyebiliyorsunuz, kumdaki gibi olmuyor. Ama böyle ince bir deniz ayakkabısı işinizi görüyor. Hem ayağınızı koruyor. O şekilde daha rahat oluyor. İşte sahilden gelip duş alıp bir kahvaltı yapıp işe gitmek gerçekten çok çok enerjili oluyor. Bir de gerçekten çok yoğun çalışıyoruz biz bugünlerde. Ekstra işimiz var çünkü. Ekstra işimiz nedir? Yine storylerimden görüyordu. Ya storylerim diyorum, Instagram'da da çok şey paylaşmak istiyorum artık ben herkesle. Yani Instagram'ı kullanıyorum. Kullanan kişileri de Instagram'ıma davet ediyorum. Bu arada Instagram ismimi de ve TikTok ismimi, YouTube ismimi aynı isim yaptım. Hepsi Gönülce Hayat. Aslında YouTube ismimi Gönülce yapmıştım ben. Fakat Instagram ve TikTok'ta da aynı ismi kullanmak isteyince onlar bu ismi kabul etmedi. Hani YouTube'da aynı isimli birçok insan olabiliyor ama biliyorsunuz Instagram'da ve şeyde olmuyor. O yüzden onlar iki, ama ikisi de Gönülce Hayat'ı kabul etti. TikTok ve Instagram. Ben de geri döndüm. Bu defa YouTube'u değiştirdim. YouTube adım da Gönülce Hayat olmuş oldu böylelikle. Yani Instagram paylaşımlarıma, TikTok paylaşımlarıma da beklerim herkesi. Neyi diyordum ben? Esas Instagram'a geçtim de iş yeri yoğunluktan bahsediyordum. Instagram'da hikayelerimde paylaşıyorum. Aşı yapıyoruz. Yani korona aşısı yapıyoruz. Normalde bizim zaten bebek aşıları, gebe aşıları, çok fazla aşı yapıyoruz. Biz aşı takibi yapan bir birimiz zaten, birinci basamaz. Ama tüm nüfus aşılamaya geldiği zaman bu tabii ki bize bir bunun üzerine ekstra olarak geldi. Sonuçta bize verilen aşı, önde bir şeyler oldu, aniden durduk. Kapıyı açmış. Evet, yol kenarında durunca ani kapınızı açmayın. Önümde giden araba da bir şey, vidanjör gibi bir şey, su depolu bir şey. Allah'tan yavaş gidiyordu, resmi bir araba. Ani bir frenle durdu mecburen. İşte öyle. Yani 60 aşı. Dün gittim, 60 aşı vardı planda. Aynı gün randevuları beni biraz alt üst etti. Çünkü akşamüstü baktığımda 90 aşı yapmıştım. Yani bu şey için, bir aşı odası için az bir rakam görünebilir. Ama bir aile sağlığı merkezinde bebekler, gebeler, işte diğer muayene olacak insanlar gelirken bir o kadar kişinin daha küçücük mekana gelmesi inanın çok riskli oluyor. Bir de mesafe koruma olayını sanırım bu şeyle birlikte biraz gevşedik mi, ne oldu bilmiyorum. Anlatmak çok zor oluyor. Yani bir de bizim hani şey değil ki, hastanedeki gibi bir güvenlik görevlimiz ya da yönlendirecek bir kimsemiz yok. Küçücük bir yeriz zaten. İnsanlara hem sıraya
mesafelerini korumalarını, maskelerini çıkarmamalarını, ya yani bunların hepsini söyleyeyim derken sorumluluk duygusu mudur nedir, yoruyor insanı. Yani beden yorgunluğundan ben korkmam, çekinmem. Yani çok yoğun hastanelerde, yoğun servislerde, kliniklerde de çalıştım. Yani beden yorgunluğu nedir? Akşam uyursun, sabaha geçer ama bu şey yoruyor insanı. Hani kafadaki o işte içeriye girdi, çıktı, maskesini takmadı, çıkardı. İşte o ona diyor beni. Bir de şöyle durum var. Yani onu da TikTok'ta paylaştım. Herkes sanıyor ki ben randevu aldım, ben geldim. Ama tabii ki bu aşının uygulanabilir kolaylığından ya da daha fazla uygulanabilir şeyinden dolayı planlama şöyle. Aynı anda karşıya gideyim ben çünkü kapalı otoparkta yer kalmamış. Bu ağaçlar da çok dökülüyor. Aynı anda 24 kişinin randevusu var. Yani ben aynı saatte bunu anlatmak da zor oluyor. Ben geldim aşırı de yani 24 kişinin saat 11'de randevusu var. Ben 1 dakika içinde 24 aşı yapamam ki. Böyle bir gücüm yok yani. O yüzden lütfen sıraya geçin olayı. Neyse işte bunlar her iş yerinin, her insanın çalışırken yaşadığı, yaşayabileceği sorunlar gibi bir şey. TikTok'ta ya da Instagram'da biraz espri olarak paylaşıyorum. Yani bir şey olsun, yani bir an önce herkes aşılansın, aşı dozlarını tamamlasın. Ona göre de önümüze bakalım istiyor yani insan. Bunu ben sadece ben istemiyorum yani. Sadece sağlıkçıların istediğini düşünüyorum, düşünmüyorum. Hepimizin istiyor olduğunu düşünüyorum. Evet. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kliması çalınca benim arabayı kapatmamışım. Çalıştı. Evet. Onu da kapattım.